Yeşil Ekonomi'nin bugünkü konu Ali Vardar, İç Doktor Ali Vardar, iç hastalıkları uzmanı diyoruz değil mi? İç hastalıkları doktoru evet, iç hastalıkları diyoruz. Dahiliye mi diyoruz aynı dahiliye zamanda? Dahiliye diyenler de var. Eski isim dahiliye. Eski isim dahiliye. Bugün önce bir kanserden kısa bir giriş yapacağız. Kanser çok geniş bir hastalık dalı. Yani konuşmakla bitmez zaten. Daha sonra konuşacağımız konu şeker hastalığı ve obezite. Bu konudaki sorularınızı yine uyantürkiye@cemmedia.com adresine ya da mesajınızı yazıp Uyan Türkiye mesaj 2864'e gönderebilirsiniz. Biz buradan hocamıza sorarız. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen bir başlangıç, kaba bir başlangıç olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de kamu spotları veya doktorların düzenlediği paneller, seminerler, kamu bilinci kanser hastalığı konusunda oluşturulabiliyor mu? Ne kadar hassasız bu konuda? Bu konuda Türk halkı olarak her hastalıkta olduğu gibi maalesef çok duyarsızız. Kanser hastalıklarının en büyük handikapı bizim açımızdan bir şikayete yol açmaması. Şikayete yol açtığı zaman zaten hastalık ilerlemiş oluyor, geç kalmış oluyor. Bunu önlemenin tek çaresi maalesef Türkiye'ye yerleşmemiş olan bir check-up bilincinin oturtulması lazım aslında. En büyük sorunumuz bu. Erkeklerde biz 40 yaşından sonra, hanımlarda da bazı kanser türlerine göre 30 yaşından sonra her yıl check-up öneriyoruz. Ama eğer ailede kanser öyküsü varsa, hanımlarda işte meme kanseri varsa, mesela annesinde, teyzesinde veya kardeşinde, birinci derece akrabalarda, onlarda bu hastalıkların olma riski biraz daha yüksek normal insanlara göre. Onların biraz daha erken, bir 5-10 yıl daha önce tarama testleri yaptırmaları gerekiyor. Testlerinde zannediyorum o şüpheli branşta özellikle yapılması lazım. Çünkü bildiğimiz normal genel check-up çok da her şeyi ıskalayabilir. Çünkü çok detaylı bir check-up olmuyor genel kontrol anlamında. Tamam, bir fikir oluşturabilir ama demin size konuştuk. Çok tesadüfi bulunan, şans eseri bulunan kanserler var yani. Özellikle kanserler maalesef için. Şans eseri bulunuyor zaten çoğunlukla. Bir tabii hastaların duyarlılığına bağlı. Evet. Eğer hasta diyelim ki bir rektal kanama, makattan kanama olduğunda bunun tümörden olabileceğini düşünmüşse mutlaka doktora gidiyor zaten. Ama eğer bunu iyimser düşünüp derse ki bu hemoroidtendir veya makata bir çatlak yara vardır diye, o zaman tabii gitme gereği duymuyor. Peki bir genelleme yapmak istersek hocam, mesela şu tipteki insanlar bu ihtimalleri daha yüksektir, kontrollerini mutlak yaptırmalı dersek, mesela beslenme bozukluğu, sigara, alkol, genetik kanser tipini taşıyan meme kanseri gibi. Yani böyle bunu bir kategorize edersek hangi tip insanlar özellikle kontrolünü çok iyi yaptırmalı? Mesela meslek grubu olarak kanserleşme eğilimi olan meslekleri yapan kişilerin, zaten bunlar iş kanununda da var zaten, her yıl mecburen check-up yaptırıyorlar. Mesela kurşunla ilgili çalışanlar, madenlerde çalışanlar mesela. Silikozis dediğimiz silikozis akciğerlerde hastalık yapan, akciğer kanseri yapan kot taşlama, evet onu söyleyecek. İşçilerinde mesela bunların da yerinde. Hatta bunun yıllık kontrolleri bile yetersiz bence. 6 ayda bir kontrol yapmak lazım. Öyle gördüğümüz vakalar var maalesef. 2-3 ay evvel check-up yaptırıp her türlü test yapılıp da 2 ay sonra kanser teşhisi konan hastalığımız da var. Yani bazen kan testlerinde kanser olsa bile kişi %100 pozitif sonuç veremeyebilir. İşte bu tür kişilerde yüksek risk grubunda olan kişilerin biraz daha sık, 6 ay gibi sıklıklarla mutlaka check-up'tan geçirilmesi lazım. Veya kimyasal maddelerle teması olan kişiler, mesela boyacılar, tinerle çok sık teması olduğu için. Sigara içiyorsa bir kişi mesela, alkol bağımlılık derecesi kullanıyorsa, ki gerçi bunda miktarı çok önemli değil. Kimisi günde 5 paket sigara içer mesela, 10 yılda kanser yakalanabilir. Kimisi 90 yaşına kadar günde 3 paket sigara içerek yakalanabilir kansere mesela. Ben onu şöyle yorumluyorum. Böyle bir eğer olasılık ve yatkınlık var ise tetikleyen ve hızlandıran etken oluyor. Etkenler var tabii. Diğerleri onlar genetik etken. Faktörler çok önemli. Evet. Bir de kişinin immün sistemi, yani bağışıklık sisteminin de iyi beslenmesi, duyarlı, sağlık, spor yapması değil Şimdi mi? İyi beslenme de günümüzde maalesef çok yanlış anlaşılıyor. İyi evet. beslenmek demek ve pahalı yemekler yemek demek sağlıklı değil. Sağlıklı beslenmek. Dengeli beslenmek. Yani hep bunu bir diyetlerde vurguluyor, diyetisyenler de vurguluyor bunu. %40 karbonhidrat, yani şekerli gıdayla beslenmek lazım. %30 protein, %30 yağ ile beslenmek lazım. Dengeli beslenmek demek budur. Yani bu gıda ürünleri arasındaki dengenin bozulmaması. Ya sadece
karbonhidrat ağırlıklı beslenmek veya sadece protein ağırlıklı beslenmek karaciğeri yorar mesela. Mesela bodybuilding dediğimiz vücut geliştirme sporu yapanlar protein katkı bilinçsizce olarak kullanıyorlar. Bilinçsizce onlar tabii. Kullanıyorlar. Yüksek dozda kullanıyorlar ve bunların çoğunda karaciğer testleri başlangıçta yükselir. İleri aşamalarda karaciğer kanseri riski artıyor bunlarda. Bu enzim değerleri, karaciğer enzim değerlerinde bir değişme görülüyor. Peki buradan gelelim, bağlantıyı yapalım hocam. Şimdi bu yanlış, dengesiz beslenmenin doğurduğu başka sonuçlar da var hastalık olarak. Obezite ve şeker hastalığı. Yani bu konuda sizin zannediyorum özellikle ilgi alanınıza bunlar giriyorlar ve Türkiye'de değil, dünyanın aslında bir çağ hastalığı gelişen, hızla çoğalan bir hastalık. Türkiye'de önce şu obezite ile şeker hastalığının durumu nedir? Genel olarak onu bir alalım, oran olarak. Türkiye'de bundan 20 sene evvel oran %1,5'tu. Şeker hastalığı için söylüyorum bunu. %2'ler, %3'ler seviyesine çıkmasını biz öngörüyorduk bu yıllarda. 20 yıl önce. Diyordu 20 sene, 80'li yıllarda. Bütün endokrinoloji kongresinde söylenen cümleler buydu. İşte nüfusun %3'ü, %4'ü şeker hastalığı olacak deniliyordu ama şu anda onu biz aşmış durumdayız. Sebep tabii bütün dünyada aynı sebepler. Şehirleşme, hareketsiz hayat, teknolojinin ilerlemesi, araç sayısının çoğalması, işte egzoz, hava kirliliği. Tabii en fazla hareketsizlik. Peki gıda alımındaki değişiklik? Gıda alımında tabii ki GDO'lu gıdalar, hormonlu gıdalar maalesef. Zirai ilaçlamalar, bilinçsiz ilaçlamalar tabii ki. Bunlar da maalesef kanserojen etkenler içerdiği için kanseri de arttırdığı gibi obeziteyi de arttırıyor tabii ki. Hormonlu gıda özellikle genç kızlarda, çocuklarda normalde 13-14 yaşsa menstruasyon görme yaşı, günümüzde maalesef 9-10'lu yaşlara kadar bu inmiş durumda. Eskiden 20-30'lu yaşlarda çok erken gördüğümüz kalp krizi vakalarını şu anda günümüzde çok genç, her gün spor yapan kişilerde de görmekteyiz. Futbolcularda olduğu gibi 13 yaşında genç kızda da vaka olarak yayınlandı bu. Kalp krizi vakası gördük. Bunun sebebi tabii ki belki kilosu vardı, tam ayrıntıları bilmiyorum ben şu anda. Ama çok genç yaşta obez çocuklar olmaya başladı. Eskiden obez çocuk oranı %1-2 iken şu anda %30'larda neredeyse. Tabii bu fast food'un çok etkisi var. Ben bir şey daha soracağım. Biraz evvel dediniz ki menstrual döneme kızlarımız artık 12-13 yaşında değil, 9-10 yaşında girmeye başladı. Bu menopozu da erkene çeker mi? Menopoz erken oluyor tabii ki. Eskiden 50 yaş civarıydı menopoz yaşları çoğunlukla. Hala da doğal yaşayan, sporunu yapan, kilosu fazla olmayan kişilerde gene artı eksi bu yıllarda zaten. 55 yaşında da menopoza girmemiş, ben hasta da gördüm ama 35 yaşında da menopoza girmiş hanımlar gördüm. Evet. Buna bir sürü etmen var tabii. Psikolojik faktörler, yine çağın hastalığı, kronik yorgunluk sendromu, stresli hayat. Maalesef yani günümüz koşullarında büyük şehirlerde özellikle stres çok ön planda. Stresin yapmadığı hastalık zaten yok. Ve düzenli gidilmeyen doktor kontrolleri. Kadınlarımız özellikle bu konuda çok maalesef, ihmalkarlar. Maalesef. Herkese her şeye zaman bulurlar ama kendilerini yani bir türlü bulamazlar. Jinekolojik kanserde tanı çok kolay. Simir testiyle simir değil testi. Mi? Simir testi. Evet, o kadar basit ki yani bu alışkanlık haline getirip her yıl bir jinekolojik muayeneden geçmek lazım. Evli veya bekar hiç fark etmez. Yaş bile hiç bu konuda önemli değil. Çünkü çok sevdiğim bir doktor arkadaşımın eşi iyi ki doktorla evlenmiş. 21 yaşında iken simir testi eşi yaptırdığı için servis kanseri tanısı kondu. Hala yaşıyorlar. O kadar erken yaşta öyle mi? Evet. Peki, çok erken yakalandı. Peki yani bunu zaten biraz evvel sizle konuşurken bir şeyin altını çizdiniz. Kanser için en birinci ilaç benim anladığım kadarıyla erken teşhis. Erken tanı. Yani ilk ilaç bu. Önemli olan bunun için de ne yapmak lazım? Rutin kontrollere gitmek lazım. Şimdi belirtileri veren şeyler için tamam biz gidiyoruz. Biraz gecikerek de gidiyoruz. Mesela şeker hastalığı, gizli şeker denilen bir olay var. Ve genelde hastalar belirtileri taşırlar ama bir türlü şeker kendine kondurulamaz ya da yüklemelerde çıkar. Bunun ortaya çıkışı mesela ben diyorum ki hocam ben hangi durumlarda şekerden endişe etmeliyim? Ya da şekeri gelip açlık karnı ölçtürmek benim hastalığımın tehditini ortaya koyar mı? Yükleme yapılmalı mı diye sorsam. Şimdi öncelikle tabii şeker testi yapılması. Yani basit bir test bu. Evet. Parmaktan da yapılıyor. Artık her eve de girdi şeker ölçüm cihazları. Zaten günümüzde son 10 yıldan beri ailede şeker hastalığı olan kişiler şanslı. Çünkü gel herhalde senin de şekerine bakayım diye. Şeker hastası olan aile bireyleri, büyükler
küçükleri şeker tarama testi yapıyor. Ama çıkmıyor bazen o basit bazen testlerde. Bazen tabii çıkmayabilir. Bir hastam geldi, şekeri 95 çıkmış ama ailede hemen herkese şeker hastalığı olduğu için ısrarla benden yükleme testi istediler. Ben gerek yok dedim ama baktım çok ısrar ediyorlar yaptırmakta. İstedim, yaptırdık ve sonuç geri şeker değil, şeker hastalığı çıktı. Bu 15 sene var olan bir durum. Ben o günden beri ders aldım. Biz de öğreniyoruz yıllar içinde. Ben de aynı şey başıma gelmişti. Bir ayda 8 kilo aldım. Yiyorum, uyuyorum, yiyorum, uyuyorum sürekli. Ben de doktoruma baskı kurmuştum. Demiştim ki ya bu iş normal değil. Yani yükleme istiyorum diye. Hakikaten yüklemede yakalandı ki. Şeker hastalığı. Yani gizli hipoglisemi yaşıyorum sürekli. Ve onun tam tersine reaktif hipoglisemi dedikleri bir olayla. Yani bazen hasta kendini çok iyi tanımalı. Emre Serdal Almanya'dan bir soru yöneltmiş hocam. Bunu size sorayım. Emre Serdal, biz tam da hocayla programa girmeden evvel aynı konuyu konuştuk. Diyor ki bir insan bağırsak kanseri tespit edilmişse tekrar sağlığına kavuşma şansı ne kadardır diyor. Şimdi şans yüzde olarak cevap verme tabii mümkün değil. Kişinin yaşı çok önemli. Erken teşhis edilmişse erken ve teşhis sadece edilmişse, oradaysa diyelim o bir bölümdeyse. Kanser tanısı konduktan sonra evreleme çalışması yaparız. Evet. Tabii bunu onkologlar çok daha iyi bilir. Benim yan olarak bu branşla ilgim var tabii ki. O evre 1, evre 2 dediğimiz çok başlangıç evresi ise bunlar tabii %100 tedavi şansı var. Yani kolon ve bağırsak kanserleri erken yakalanmış ise eğer bunlarda hayatı olumsuz etkileyen bir faktör yok. Ama geç kalınmışsa, metastaz yapmışsa o zaman durum biraz kötü tabii ki. O zaman yüzdeler biraz daha düşük oluyor, yaşama yüzdeleri tabii ki. O zaman tabii ki gerçekten ama çok erken yakalanmışsa ve doğru yönlendirilmişse, doğru cerrahi yapılmışsa, doğru takip edilmişse, doğru ve yeterli kemoterapi veya ışın yapılmışsa bu kişiler %100 yaşıyorlar. Öyle bir ölüm şansı zaten yok. Artık yani gelişen teknolojiyle ilaç sanayiyle biraz daha azaldı ölümler. Peki biraz evvel gizli şekere girdik. Ben oradayım hala. Şimdi gizli şeker, adı gizli olduğuna göre kendini belli etmeyen şeker. Ama mutlaka bir belirtileri vardır. Belirtileri var tabii ki. Bunlar nedir hocam? Mesela özellikle gizli şekerde yemekten sonra yükselen bir şeker söz konusu. Bu kişilerde şeker hastalığı şikayetleri yemekten sonra olur. Özellikle ağır yemekten sonra. Ne olur? Ağız kuruması olur mesela. Harsizlik, uyku hali, terleme olabilir. Her yemekten sonra idrarım geliyor der mesela. Bu da bir uyku hali mesela. Ve yemekten sonra işte yedikleri böyle ikrar etme gibi, Allah kahretsin çok mi yedim acaba, böyle bir isteksizlik, bir iştahsızlık olur. Yemekten sonra bir şey yememe isteği duyar bu kişiler. Ya yani mutlaka bir anormallik oluyor bu insanlarda da. Ama hiçbir şikayet olmayan kişiler de olabilir. Gizli şekerin çok başlarında mesela, bazen yükleme testinde de mesela sınırda çıkar. Hastaya biz hatta çok sınırda olduğu için gizli şeker başlangıcı mı desek, gizli şeker mi desek ortada kalıyoruz ama tabii en doğrusu bunun ciddiyetini anlatmak için hastanın eğitim seviyesine, kültür seviyesine göre biz de tabii bunu daha ciddi olduğunu vurgulamak için gizli şeker var diye söylüyoruz biz. Başlangıç bu çok yeni demiyoruz ki kişi önlemini alsın, takibi kontrolünü yaptırsın diye. Bunlarda da takipler hastalığın evresine göre 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla açlık ve tokluk şekeri takibi şeklinde olur. Bir de hemoglobin A1C dediğimiz bir test var. Halk arasında akılda kalıcı olsun diye biz bunu 3 ay şeker testi diye anlatıyoruz. Bu insülin direnci ile alakalı olan. İnsülin direnci biraz da farklı bir şey. Bu şeker hastalığının metabolik takibi ile alakalı bir şey. Yani 3 ay şey ortalama değerleri veriyor. Bir zikzak bunun var mı diye. Değeri 6 ortalama. 6 civar olması lazım. 6'nın altında olan kişilerde bu şeker ideal şartlarda seyrediyor demektir. Eğer hasta gizli şekerse, sadece diyet vermişsek, ilaç başlamamışsak bunun 6'nın üstüne çıkması ilaç başlamayı gerektiren bir durum olduğunu bize bildiriyor. O yüzden bunu 3 ayda bir veya 6 ayda bir doktorun o anki öngörüsüne göre, hastanın durumuna göre belirtilmesi lazım. Mutlaka hastanın kontrole gitmesi lazım. Peki ilaç alanların şöyle bir şey var. Ben ilacımı aldım, şekeri yerim. Var mı böyle bir şey? Şekerli gıda yerim. Tabii öyle bir şey. Onu da ölçülü yemek lazım. Tabii aslında bu şekerle de ilgili değil tek başına. Şeker hastalığı olmayan birinin bile yediklerini ölçülü yemesi lazım. Hele hele yaş arttıkça her insanın yediğini bir ölçü biçip tartması lazım. Ben onu her hastama veya hastam olmayan, hiçbir rahatsız olmayan kişiye söylüyorum. Yaş ilerledikçe hastaların yedikleri azaltmasından yanayım ben. Çünkü yaş arttıkça metabolizma yavaşlıyor. O yüzden 10 sene evvel yenilen bir öğün,
o kişi için normal olması gerektiği halde ki normal. Ama 10 sene sonra aynı öğün, aynı miktar yemek fazla gelmeye başlıyor. Ben evimde bile çocuklarımla eşimin yediği yemekler farklı, tamamen farklı. Sofraya oturduğumuzda iki çocuğum ayrı yemek yer, bir eşim ayrı yemek yeriz. Yani bizim çorba sebze yemeği ise çocuklarımın tavuklu veya etli çorbadır mesela. Göre. Ve protein ağırlıklı daha çok et içeren yemekler yerler genellikle. Köfte yerler mesela ama biz sebze yemek de yeriz genellikle. Çünkü bizim onları yakma durumumuz yok zaten yavaş metabolizma. Spor bile yapmış olsa gene de ben diyet yapıyorum. Bu arada hiçbir rahatsızlığım da yok. Ona rağmen diyet yapıyorum. Yani bu fiziğimizi korumak için sadece diyet de yeterli. Spor da tabii siz ki yapmak kötü lazım. Siz kötü bir örnek değil aslında. İyi bir örnek hasta açısından. Herkes arzu ediyor sporu yapmayı, dengeli iyi beslenmeyi de. Ama iş uygulamaya yani gelince yapmak arzu elbet edilen lazım. Bir şey yapmak lazım. Arzu etmek, herkes her şeyi arzu ediyor. Zengin olmayı arzu ediyoruz, sağlıklı olmayı arzu ediyoruz ama gereğini yapmıyoruz. Siz şimdi bir de sıkıntı yarattınız. Hani bazen doktorlar ele verir, salkımı kendi yutar, salkımı diye bir şey var. Hani söyler de onu yapma, bunu yapma diye ama bütün zararlı şimdi size o da yok. Arkadaş ben dediğim şeyleri yapıyorum. Yani aynen, öyle. Aynen arkasındayım diye. Peki tedaviye başladık gizli şekerde diyelim ya da şeker hastalığında. Bunlar da diyet, ilaç, hareket öyle mi? Şimdi tabii anahtarıyla nasıl gidiyor? Öyle. Tabii biz detayda son 10-15 yıldır artık şeker hastalığının tedavisinde hastalara özel tedavi uyguluyoruz. Nedir bu özel tedavi? Mesela hasta ev hanımı mı, çalışan biri mi? Bu aktivite ve sosyal enerjiyi yakmayla alakalı olduğu için ona göre diyet verilmemiz lazım çünkü. Eğer sosyalse, evde oturan biri değilse, sakin bir hayat yaşamıyorsa, hareketli bir hayat yaşıyorsa ona çok sıkı diyet vermenin tabii ki mantığı yok. Çünkü o verdiğimiz diyetteki miktar gıda yetmeyecektir bu kişiye. Evet. Öncelikle biz kişilere hayat tarzı değişikliği öneriyoruz öncelikle. Kalori çünkü, ihtiyacına göre bir beslenme programı belirliyorsunuz. Şekerde en önemli şey diyet yapmaktır öncelikle. Çünkü o yaptığı diyete göre biz ilaç veya insülin başlamak durumundayız. İnsülin tabii ki tip 1 diyabet dediğimiz daha çok genç yaşta ortaya çıkan şeker hastalığında başlanır. Bir de prediyabet onun başka var, şey yoktu. Prediyabet daha çok tip 2 dediğimiz diyabet ve ileri yaşlarda. İleri yaş dediğim gibi çok ileri yaş tabii ki değil. O senil dediğimiz yaşlı grup diyabete giriyor. 30-35 yaşlarda genelde başlayan tip 2 diyabet orada dediğimiz diyabet. Orada insülin normal boyutuna inme geçliği onlarda, yaşıyor. Yükseliyor evet, ama onlarda geç düşüyor. Diyet artı ilaçla başlanır. Daha sonra gerekirse 10 yıl 15 yıl içinde hastalığın seyrin ilerleme hızına göre kişinin diyet yapmamasına göre insülinin geçme yılı 15-20 yıl da olabilir. Bu 5-10 yıl da olabilir. Tamamen bu kişiye bağlı. Tamam. Obezite mi şişmanlığı şekeri tetikler, şeker mi obeziteyi tetikler? Şimdi ikisi de birbiriyle direkt alakalı. Mesela şeker hastalığı ortaya çıkmış fakat farkında olmayan bir kişi bizi zayıflıyorum şikayetiyle geliyor. Şeker hastalığı zayıflatır. Bu öyle mi? Anormal bir durum. Ters de bir durum. Kişi ilaçlarla ve diyetle tedavi düzgün edildiği zaman kişi o verdiği kiloları alır. Biz bunda seviniyoruz. Niye? Çünkü kişinin şekeri iyi gidiyor demektir bu. Metabolizma terse mi çalışıyor yani o durumda? Ters çalışıyor değil. Şeker hastalığı insülin eksikliği olması sebebiyle vücutta yağları yaktığı için bu zayıflamaya yol açıyor tabii ki. Peki, bu tabii ki sağlıklı bir zayıflama değil. Nasıl mide kanseri olan bir kişi yemek yiyemediği için zayıflıyorsa bu da sağlıksız bir zayıflama oluyor tabii. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu aileler genelde işte ailede bir şeker hastası var ise eğer onun bir beslenme şekli ve sosyal hayat şekli belirleniyor. Ailedeki diğer fertler, bireyler de buna paralel yaşamalı mı? Yoksa bana bir şey olmaz zihniyetinde gitmeli mi? Eğer bir ailede şeker hastalığı var ise, önlem olmak açısından. İşte önlem olması için tabii ki eğer genetik yönden ailede şeker hastalığı varsa ve o kişide de şeker çıkma olasılığı normal kişilere göre daha yüksekse tabii ki önlem almalı. Nasıl önlem almalı? Kilo evet. Almayarak önlem almalı, spor yaparak önlem almalı. Bunu zaten yaptıktan sonra şeker hastalığı o kişide çıkacak olsa bile çıkmama olasılığı yükseliyor bu sefer. Veya öteliyoruz. Eğer bu kişide 25-30 yaşında şeker çıkacaksa, eğer kilosunu verirse, normal kilosuna inerse boyuna göre, bu kişi 40-45 yaşında şeker hastalığı ilaçları kullanmaya başlar. İlaç dediniz, orada bir parantez yapalım. Şeker hastalığı şimdi tek tip ya da birkaç tip şeker hastalığı var, diyabet hastalığı var diyelim.
Ama aynı anlamda, aynı içerikte şeyler var. Birbirinin muadili ilaçlar var. Mesela bazen bir ilaç ismi ben burada kullanmak istemiyorum. Ben de bunu kullanıyorum. Neye göre veriliyor? Aynı muadil ilaçlar neye göre hastalıkların farklılığına göre mi veriliyor, yoksa çeşit olarak öyle? O da olur, o da olur mu? Şimdi dünyada bununla ilgili ilaç başlama kılavuzları var. O kılavuzlarda hastanın yaşı, cinsiyeti, şeker seviyesi, hemoglobin A1C düzeyi gibi kişinin sosyal faktörleri de işin içine girmek şartıyla ilaç biz belirliyoruz. Tabii ki seçkin ilaçlar var. İçinde metformin içeren ilaçlar var. Yani ilaç ismi söyleme tabii gerek yok. Firmaların isimleri bunlar ama metformin içeriği bunlar. Hı hı. Piyasada 500'lük, 850'lik ve 1000 miligramlık formları var. Çoğu hastada majör dediğimiz, yani seçkin ilaç, en çok başlanan ilaçlar bir tanesi bu. Bu ilacın insülinle de etkileşme, olumlu yönde etkileşme yararı var. En çok kullandığım ilaçlardan bir tanesi bu. Tabii bunun yanında başka şekeri düşürmeye yardımcı ilaçlar var. Farklı mekanizmalarla. Bunlar bu ana ilaç etrafında kombinasyon şeklinde kullanılabilir tabii ki. Peki ben burada bir şey daha sormak istiyorum. Bu arada bir sorumuz daha gelmiş. Ona da göz atıyorum burada. Bu arada gelen soruları da değerlendirmek açısından hiç değilse cevapları alalım diye. Mesela bazen ilaçları veriyorsunuz fakat bu ilaçların yan etkisi olabiliyor. Bazı doktorlar diyorlar ki biz hastaya bunu baştan söylersek hasta psikolojik olarak etkileniyor. Ve bu arada gelen soruyu da buldum. Diyor ki ben de diyabetik 2'yim. 1 miligram metformin alıyorum ama kilo hep aynı, hiç zayıflayamıyorum. Neden diyor? Hamburg'dan saygılarımla diyor Emre Serdal. Şimdi bu ilaçın zayıflatma etkisi de var. Metformin içeren ilaçların. Şeker eminimini azaltma etkisi var. Yani kişi yedi şekerli gıdaların bağırsaklar eminmesini de engelliyor bu ilaç. Onu azaltmazsa diyorsunuz evet. Zaten zayıflaması. Üçüncü etkisi de vücutta az da olsa salgılanan insülinin etkinliğini arttırıyor bu ilaçlar. Yani insülin direnci dediğimiz insülin direncini azaltma yönünde etkisi var bu ilacın. Tabii bu soruyu soran kişinin günlük hayatını tabii irdelememiz gerekiyor. Biz ne kadar spor yapıyor, ne kadar aktivite yapıyor acaba? Yedikleri ne kadar az, ne kadar fazla? Kişiye özel durumlar tabii bunlar. Tabii ki. Sonucu ulaşmakta. Tabii, yani... Peki özür diliyorum. Şunu da hemen sorayım. Mesela siz ilacı veriyorsunuz ama ben bunu çok gördüm. Yani herkes aynı şekilde değil ama ilacı verirken hasta bir doktorla empati istiyor. Yani doktorun onu ciddiye alarak böyle bak şunlar olabilir. Şu durumlarda beni arayacaksın derhal diye bilgilendirme gerçekten hastanın birinci reçetesinin birinci maddesi. Bir güven oluşuyor. Evet. Uyumlu çalışıyor. Ama işte doktor ben bu oldu. Onu niye kullan? Ama söylemedin yani, söyleseydin ben de bunu kullanmazdım. Mesela bu 1 miligramlık ilaçlarda diyelim veriyorsunuz hastaya fakat hastanın buna bir alışma süresi var ve tepkiler normal. Bir hafta 10 gün. Bunu siz dile getiriyor musunuz? Bir hafta boyunca şu sıkıntılar olacak normaldir. Ama bir hafta sonra geçmesi lazım. Diye bu bilgilendirmeleriniz var mı? Bu benim için çok önemli. Olması gerekiyor zaten. Ama tabii başlangıçta çok fazla bilgi kirli olmaması için biz çok fazla gereksiz ayrıntıyı başlangıçta anlatamıyoruz tabii ki. Ona zaten kişinin o anki bilgisiz olması sebebiyle, şeker hastalığı ile ilgili bilgisiz olması sebebiyle çok fazla karıştırmamak için aklını tabii ki biz ana hatlarıyla anlatıyoruz bazı şeyleri. Bunda öncelikle vurgulamamız gereken diyetin iyi yapması, günlük aktivitelerini arttırması, yaşam tarzı değişikliği gibi. Tabii ilaç yan etkileri biz tabii ki bildirmek zorundayız zaten. Ama bunlar çok fazla yan etkiye sahip olan ilaçlar değil. En fazla mide bağırsak hastalıklarında sıkıntı yaratır mesela. O metformin içen ilaçlarda mesela çok benim oranla gördüğüm çok fazla yok. %3, %5 gibi işte iritasyon dediğim rahatsızlık yapıyor. Mide rahatsız yapıyor mesela. Kulağı, şimdi mide ağrısı yapıyor mesela. Gıcık falan diye. Şişkinlik, gaz, gıcık falan yapmıyor da daha çok sindirim sistemiyle ilgili. Ama ona çok ve tahmin edilemez yan etkiler değil. Değil. Peki çok teşekkür ediyorum. Zamanımız bitti. Yani çok çabuk bitti. Konu vallahi çok çabuk bitti. Konu çok geniş. Konu çok geniş bir konu. Daha çok gelecek soru da vardı eminim ama başka bir sağlık programında inşallah daha detaylı konuşuruz. Özetle diyelim. Şunu söylemek tabii lazım. Tabii buyurun. Hastaların doktorlarla uyumlu çalışması lazım bu konuda. Yani hastalıklar üzerine hastaların da çalışma harcaması, mesai harcaması gerekiyor. Doktorların da bu konuda özet hassasiyet bu. Göstermeleri evet. Gerekiyor. Kesinlikle kontrollerini aksatmasınlar. Ve ailede yüksek risk varsa kanser, obezite, şeker hastalığı gibi mutlaka hiç olmazsa yılda bir
kontrolden geçsinler. Yılda bir. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Ali Vardar'dı. Herkese acil şifalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Doktorumuzdan kanserle ilgili genel bilgili şeker ve obezite hakkında bilgileri aldık. Programı kapatmadan evvel Gafur Efendi Köy Derneği Başkanı Özcan Güneş gönderdiğiniz takdir dolu mesaj için çok teşekkür ediyorum diyorum. Ve hafta sonunu geçirdikten sonra pazartesi sabah Uyan Türkiye'de buluşmak üzere böyle çiçek gibi bir Türkiye diliyorum. Daha ne diyeyim? Görüşmek üzere.